Güney Kore'den 18 Temmuz'da Kuzey Kore'ye geçen ABD'li asker kekle ilgili Pyongyang'dan ilk açıklama geldi. Kuzey Kore King'in yasa dışı geçiş yaptığını itiraf ettiğini ve Kuzey'e sığınmak istediğini öne sürüyor. 18 Temmuz'da Kuzey Kore'ye geçen Amerika Birleşik Devletleri askeri için Pyongyang'dan ilk açıklama geldi. Kuzey Kore Travis King'in ordudaki insanlık dışı muamele ve ırkçılıktan kaçtığını açıkladı. Pyongyang'a göre Amerikalı asker Kuzey Kore'ye sığınmak istedi. Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı KCNA, Güney Kore'de yaklaşık iki ay hapis yatan Er King'in serbest bırakıldıktan sonra yasa dışı geçiş yaptığını, kuzeye sığınmak istediğini itiraf ettiğini iddia etti. Ajans King'in eşitsiz Amerikan toplumu karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek Kuzey Kore'ye ya da üçüncü bir ülkeye sığınma isteğini dile getirdiğini yazdı. KCNA'nın açıklamasında King'in kovuşturmaya uğrayıp uğramayacağı ya da cezalandırılıp cezalandırılmayacağı belirtilmedi. Amerikalı askerin şu anda nerede olduğu ya da durumu hakkında da bilgi verilmedi. Geçişinden bu yana kendisinden haber alınamayan ya da görülmeyen Amerikan askerinin sağlığına ilişkin endişelerse giderek artıyor. Kuzey Kore'nin iddialarına yanıt veren bir Pentagon yetkilisi, önceliklerinin Erking'in mevcut tüm kanallar aracılığıyla güvenli bir şekilde eve getirilmesi olduğunu söyledi. Yetkili, Pyongyang'ın olayla ilgili kamuoyuna açıkladığı ilk yorum olan iddiaları doğrulayamadıklarını ekledi. Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen turistik bir tur esnasında Amerikalı bir askerin izinsiz ve isteyerek Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu. Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda 23 yaşındaki Travis King adlı erin, Güney Kore'de bir gece kulübünde bir sivili darp etmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.